1 Ağustos 2018 Aydın Kuşadası'nda Hasan Pınar. Evet. Bağcı. Burada Alfons çeşidi. Siyah üzüm. Rekor gelişim ürünümüzü burada kullandınız. Evet. Hasan evet. Bey, öncelikle şey olarak, muhit olarak bu bölgenin bir tarifini yapar mısınız? Nerede? Burası nereye düşüyor? Mevki olarak. Kuşadası, yani Söke diyeyim. Evet. Söke ile Kuşadası arası. İsim nedir yer olarak? Çakırel. Çakırel bölgesi diye. Çakırel bölgesi. İleride geçiyor. Kirazlı Köyü. Kirazlı Köyü'nün aşağı tarafında. Evet. Burada rekor gelişim kullanmadan önce bu bağımızda neydi durum? Toprağımızda neydi durum? Şu anda nedir? Bir kısaca özetler misiniz? Şimdi ben şöyle özetleyeyim. Ben buraya... Kameramıza bakalım. İzleyicilerimiz sizi görsünler. Daha önceden yani kullanmadığım 2-3 tane de firma diyeyim. Evet. Arkadaşlarla öngörüş aldık, verdik ama başarılı olamadım. Yani daha önce farklı tipte değişik evet. ürünler. Neler evet. kullandık mesela? Gübre mi kullandık? Gübre, ilaç olarak farklı şeyler yaptık. Farklı şeyler kullandık ama işte bu sene ben rekor gelişimle evet. Hakan Bey'le tanıştım. Evet. Onun doğrultusunda bu mevkide bu işlemi yaptım. Yani kaç dönüm burası? 9 dönüm diyeyim. 9 dönüm. Tamamına kullandınız. Evet. Şimdi evet. burada sorun neydi? Buradaki bağımızdaki bu Alfons çeşidi. Evet. Sorunumuz neydi burada? Burada sorunumuz ilk önce üzümün kalitesi. Kalitesi. Artı ikincisi üzümün erimemesi. Erme sorunu. Yani erime, olgunlaşma. Evet. Vardı. Ama bu sene görüyoruz ki %90 90. Şöyle gösterelim diyeyim. Mi? Şu ürün üzüm kalitesi. %90 diyeyim. Sıfırlayacağız yani. Evet. Yani bu Alfons çeşidi. Çeşit olarak. Üreticilerimiz bunu görsün. Siyah. Evet. Şöyle yemeklik. Sofralık bir sofralık. Çeşit. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Şöyle alttan da buralardan göstereyim. Şimdi bölgemizde genelde gidelim biraz daha. Bu çeşit hakim herhalde. Evet, bu bölgede herhalde. Yani kalite bakımında. Buradan bizim köyden kaç evet. kilometre değil? 3-4 kilometre Gökçealan köyü var. Evet. Orada Osmanca üzümü. Orada evet. daha iyi. O farklı bir çeşit ama. Farklı, beyaz, aha. çekirdekli. O da sofralık. Orada beyaz üzüm daha iyi oluyor. Peki şunu söyleyeyim. Orada Osmanca var. Burada Alfons çeşidi bu bölge genelde hakim. Evet. Tabii bu sofralık. Hı hı. Geçen sene veya daha önceki senelere kıyasladığınızda tat olarak, lezzet olarak, iç dolgunluğu olarak nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben yani şöyle diyeyim. İç dolgunluğu, hı hı. Üzümün siyahlaşması. Tamam. Çok güzel. Yani bunlar da zaten bizim istediğimiz iç dolgunluk ve siyahlaşma evet, istediğimiz sonuç. Sonuç. Aynen. Peki aynen. şu an bunu sağladı mı size? %100. %100. Rekor gelişim bunu size sağladı. Evet, %100. Yani hiç şüphem yok yani. Şöyle göstererek kesinlikle. Gidelim biraz daha. Şuralardan da. Başa doğru gidelim. En azından her noktada, her sırada aynı olduğu görülsün. Aynı. Hiç değişen yok. Aynen. Şöyle göstererek gidelim. Devam edelim. Yani şu mesela yani şu dolgunlukta, şu kalitede ben kendim yani pek şeyi sevmem ama. Şöyle gösterelim bir tane şuradan tabii alıp. Ki tabii ki. Şöyle. Demek. Yani iç dolgunluğu evet. şu şekilde aynen. görülüyor. Burada siz bu dolgunluğu alamıyordunuz. Kesinlikle. Olgunlaşmayı alamıyordunuz kesinlikle. Ve bağımız son derece aşırı bir yüklü şu anda. Hı-hı, hı-hı. Yüklü evet. yani. Evet. Şöyle gidelim. Şöyle gösterelim buradan da. Yani baktığınız gördüğünüz kadar işte hepsi standart görüyorsunuz. Yani şey anlamında da tanelerde de şöyle standartlık var. Aynen. Tabii bu evet. Alacak kişi için de iyi bir albeni, mutlaka, satacak mutlaka. Kişi için de iyi mutlaka. Bir albeni.
mutlaka. Ticari anlamda oluşturuyor. Hı hı. Evet. Böyle. Duralım şurada. Hasan Bey, şimdi malum biliyorsunuz, şöyle gelin şuraya. Rekor gelişim bir ilaç bir gübre değildir. Bunu evet. Her zaman tüm videolarda söylüyoruz. Burada ergenlik, olgunlaşma, kararma. Geçen seneye göre kıyaslarsanız olgunlaşma ile alakalı. Bu sene, geçen sene ne zaman kestiniz? Şu an durum nedir? Geçen sene bu ayın yani 15 bugün ayın 1'i. 15 gün sonra Ağustos'un 16'sında diyelim. Baktığımızda ve 16'sında kestiğimiz halde aşağı bölgelerde evet. Kısmında bazı bölgelerde aha. Erimeme sorunumuz vardı. Hı-hı. Ama şu anda %100 her tarafı ermiş durumda. Kesilebilir ve her tarafı da aynı şekilde. Her eşit tarafı da şekilde. Aynı şekilde. Evet. Peki onun dışında ağacın diriliği konusunda fark ediliyor. Fark ediliyor. Zaten hala yeşil canlı. Aynen. Fark peki, ediliyor zaten. Peki burada rekor ve gelişim... artı şu da var. Evet. Ben bu sene, geçen sene çok sulama yaptım buraya. Tamam, onu soracaktım ben de size. Suyla alakalı. Bu sene hava bu kurak sene gidiyor. Az suladım. Az suladınız ama hava çok sıcak ve yağmursuz bir yıl geçiyor. Evet. Bu bölge için. Ve az suladım bu sene. Az suladınız. Yani şu anda su istemiyor gördüğünüz gibi. Yani. Yani sulusan dolu, sulamasan da olur yani şu anda. Su şeyden istemiyor. Korkuyorum ben. Sularsam çatlama işte üzüme zarar verebilir olabilir. Miyim? O yüzden. Şimdi buradaki esas konu havaların sıcak gitmesi, evet. Yağmurların dengesiz olduğu bir yılda siz erme sorunu olan, olgunlaşma sorunu olan bir yerde toprağınıza rekor gelişim uyguladınız. Evet. Burada başka bir gübre de sulama atmadım. Sulama geçen seneye göre az yaptık dediğiniz yüzde kaçtır? Mesela geçen sene kaç kere verdiniz? Bu sene kaç kere verdiniz? Vallahi geçen sene 3 kere yani suladınız. 3 kere verdim. Bu sene? Bu sene 1,5'a indi. 1,5'a. %50 aşağı düştü. Aynen. Ve evet. Hava çok sıcak olmasına rağmen. Sıcak olmasına rağmen. Evet. Var mı eklemek istediğiniz? Şimdi bu sofralık Alfons çeşidi bir bağ, üzüm bağı. Hı hı. Meyvesi burada. Gayet kaliteli. Taneleri iri. İç dolgunlukları vallahi iyi. Valla ben mutluyum. Mutlusunuz. Yani ne diyeyim yani peki, mutluyum. İnsanlar, yani, insanlar çünkü. Şimdi emeğinin karşılığını alınca insanlar mutlu oluyor doğru mu? Mutluyum. Peki şunu sorayım. Rekor gelişim size karşılığını verdi mi burada? %100. Paranın karşılığını verdi. %100. Yani ondan hiç şüphem yok. Bunu peki gönül rahatlığıyla bir kullanıcı olarak tavsiye eder misiniz? Öncelikle bu bölge Türkiye'deki kesinlikle. Bağcılara. Tabii ki. Yakın kesinlikle. Çevrenizde bağınızı kıyaslayan var mı? Gelip var. Bakan var mı? Var. Ne diyorlar mesela? Mesela tüccarlar gelir buraya. Evet. Bağlarımızı bakarlar. 3-4 tane tüccar dedi ki bana gerçekten ben yalan söyleyebilirim. Evet. Ama o kişiler kesinlikle yalan söylemez. O yüzden işte Hasan senin bağın gerçekten güzel. Çakırel bölgesinde bir numara. Bir numara. Dediler ve ben bundan da çok mutluluk duydum. Yani hem başarı getirdik hem parayı fazlalaştırdık. Ya tabii ki yani paradan önce, ya para tabii ki önemli ama ilk önce malın iyi olacak şurada abi. Gösterelim abi. Tabii malınızın iyi olması abi için. Abi yani ben mutluyum şu anda yani göğsümü gere gere sıkıntım yok yani çok güzel. Yok. Çok güzel. Burası 9-9,5 dönüm. Evet. 10 dönüme yakın aslında. Aynen. Bir bağ. Alfons çeşidi. Kuşadası. Kirazlı köyü. Çakıreli mevkiinde. Rekor gelişim ürünümüz burada kullanıldı bağlarda. Hasan Bey, var mı söylemek istediğiniz üreticilere, ekrandan sizi izleyecekler? Vallahi ben rekor gelişimle bu sene tanıştım. Evet. Daha önce çok çeşit ilaçlar kullandım. Kullandınız. Ama sonuç görmedim. Hı-hı. Ama bu sene rekor gelişimle gerçekten nokta atışı yaptığıma nokta inanıyorum. Nokta atışı yaptık.
İyi, mutluyum. Sadece mutluyum yani. Biz görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bol bereketli hasatlar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl içinde daha iyi şeyler olacaktır. İnşallah. İnşallah. Şöyle kameraya da dur bakalım. İnşallah.